Hulusi. Ahmet Hulusi. Tabii. Şimdi ya. Öyle mi? O tartışmalarda Ahmet Hulusi ile epey sohbetim oldu benim. O tartışmalarda Hüsamettin belki 2 saate yakın itiraz etti. Hep karşı çıktı. En sonunda ben ona dedim ki güzel itiraz ettin, söyledin her neyse. Sen söyle dedim. Nedir cin? Şöyle baktı. Allah'ın yarattığı bir varlık dedi. Şimdi Allah'ın yarattığı varlık olmayan bir şey Allah'ın var. Allah'ın yaratmadığı bir şey mi var ki? Bak. Şimdi burada bir şey anlatmam lazım. Bayanlar yokken. Adamın biri uçakta yolculuk ediyormuş. Yanına bir tane papağan oturmuş. Tabii uçakta giderken papağan düğmeye basıyormuş. Hostes geliyormuş. Çay istiyorum ben diyormuş. Hostes getiriyormuş, çay getiriyormuş. Yok diyormuş, bunu götür Lipton getir. Lipton çayı getiriyormuş. Bunu da beğenmedim diyormuş. Karadeniz çayı getir. O da olmadı, viski getir, neyse. Daha sonra hostes gitmiş durumu pilota anlatmış. Demiş ki bir papağan var, böyle böyle yapıyor. Pilot demiş ki söyle ona, uslu adam gibi seyahatini yapsın. İçiyorsa içsin, içmiyorsa otursun yerinde demiş. Sonra hostes gelmiş şey, papağana demiş, bak pilot kızıyor demiş, yapma böyle. Tabii papağan vazgeçmiş. Sonra onun yanındaki adam demiş ki ulan şurada demiş bir tane düdük kadar papağan yapıyor da ben yapamam mı? Başlamış şeye, düğmeye basmaya. Geliyormuş kadın, bana diyormuş meyve suyu getir. Kadın meyve suyu getiriyormuş. Bunu beğenmedim, götür vişne suyu getir. İşte onu da beğenmedim, bana pasta getir. Epey uğraşmış. Hostes demiş ki adama, bak demiş, papağanla yaptı aynısını. Pilot kızıyor, lütfen yapmayın demiş. Adam durur mu? Devamlı uğraşmış. Neyse en son pilot demiş ki, sen onların ikisini arka tarafa çağır buraya demiş. Gelmiş hostes, ikinizi de demiş arkaya pilot çağırıyor demiş. Geçmişler oraya. Pilot demiş, niye adam gibi durmuyorsunuz siz? Açmış kapıyı, ikisini de atmış aşağı. Tabii bunlar aşağı doğru düşerken o adamın aklı gitmiş. Papağanla göz göze gelmişler. Papağan böyle uçuyormuş da rahat rahat. Demiş ki papağan kardeş ne olacak demiş ya gidiyoruz ölüyoruz. E sen demiş kanatların yok mu? Yok demiş. Uçma biliyor mu? Yok. Paraşütün var mı? Yok. E o zaman niye ipnelik yapıyorsun demiş. Anlatabiliyor musun? Şimdi sen cin nedir bilmiyorsan, ayet ne diyor bilmiyorsan, elinde bir çözüm yoksa, 2,5 saat neyin itirazını yapıyorsun sen? Evet. Çok acıklı yalnız. Ben çok acıklı gördüm. Özellikle o 4 numaralı CD'yi izleyince videoyu çok acıklı gördüm. Yalnız Kemal biraz, Kemal konuyu anlamış. Kemal, Rıza Hocam'ın konuyu iyi yerden yakaladığını fark etmiş bence sanki o videoda. Ben öyle gördüm. Ama Cüneyt ısrarla İşte önce bir ehl-i kitaptan başlayıp ben ehl-i kitabında cennete gireceğinden yani peygamber mesela şunu diyor Cüneyt. Mesela bir Hristiyan diyor, peygamberimizi duymamış bir Hristiyan diyor cennete girip içine girmeyecek mi yani cennete? Olmayacak mı o zaman cennete girmeyecek mi? Nasıl sokacaksınız cennete yani Hristiyan'ı, peygamberimizi duymamış olan bir peygamberimizi, Kur'an'a inanmayan bir Hristiyan'ı, İsa Allah'ın oğludur diyen bir adamı cennete nasıl sokacaksınız? Olur mu böyle bir şey yani? O zaman neyin siz Kur'an orada neyin halkasını yapıyorsunuz? Hani halk olmanın anlamı ne yani? Şimdi, çok acıklı. Pollyannacılık oynuyorlar Alican abi. Pollyannacılık oynuyorlar. Yok evet. Bak onların telaşı şuradan kaynaklandı. Onlar bu zamana kadar her biri işte okul okumuş, işte üniversite bitirmişler. Gençlik var, zeka var, imkan var. Gelenekselciler de zaten Türk akar. Tarikatlar zaten konuşmaya gerek yok. Biz artık doğru yoldayız. En iyisini biz yapıyoruz. Bunu böyle yapıyorlardı. İşte Maturidi ne demiş? Efendim Razi şunu mu demiş? Mevdudi böyle mi demiş? Biraz oradan, biraz buradan. Oraya gelenler de hani onların ağzına bakıyorlar böyle. Böyle işi götürüyorlardı. Ali Rıza Hocam'ın anlattıkları gelince oraya o yolun yol olmadığı aslında
orada onlara söylendi. Bakın, Kur'an'ın kendi metodolojisi var. Bu metodolojiler bu sizin anlattıklarınızdan çok farklı. Bu sefer ne oldu? Onların elindeki o oyuncaklar ister istemez anlamsız hale geldi. Aynen. İşte verdikleri tepkinin en önemli bölümü buradan kaynaklandı. Çünkü ellerindeki oyuncaklar bir anda boşa çıkınca bunlar işsiz kalacak. Ne yapacak o zaman? Yeni gelen metodolojiyi bakacak, kabul edecek ve oradan devam etmesi gerekirdi. Ama onlar da o yiğitliği gösteremediler. Gurur yaptılar. Evet. Bence gurur yaptılar. Ama ben hani ben sanmıştım ki o gün Ali Zahacım oraya gittiğinde işte Ali Zahacım üstüne çok gittiler Ali Zahacım üstüne. İşte hatta belki mahcup oldu Ali Zahacım falan sanmıştım ben. Hayır, bence onlar çok mahcup olmuşlar. Yani mahcup olmuşlar derken mahcup olmalı gerekir. Çünkü bayağı fikirsel olarak çok ezilmişler yani. Zaten o konuşmadan 2 sene sonra da dernekte bunun konusu geçti. Kemal dedi ki onlara, Ali Rıza Borzan geldi buraya dedi. Hepiniz dedi adamın üzerine çullandınız dedi. Bir dövmediğiniz kaldı dedi. Bunu Cüneyt'te, Hüsamet'te hepsini orada söyledi. Hepsi birbirine bakıp gülüyorlar. Evet. Cüneyt hepten şey yapıyordu, tamamen laf ebeliği yapıyordu. Çok. Hiç dinlemiyordu ki. Çok. Yani boş konuşuyordu. Bak oraya ben gelinceye kadar o kadar profesörler, Kur'an üzerinde çalışanlar geldi ki onların anlattıkları hiç onlara bir derdi olmadı. Ama ben oraya geldim, ortalık karıştı. Demek ki ortada bir şey var. Evet. Ya yapacak bir şey yok yani. Herkes doğruyu da, yanlışı da bulacak yetenekte. Karl Marx amcam boşuna dememiş, güzel de söylemiş. Alışkanlık ölümün diğer adıdır demiş. Bunu söyleyen Karl Marx mı abi? Evet. Evet. Ama güzel söylemiş, yerine güzel, söylemiş. Güzel laf. Evet, alışkanlık kötü ve ben alışkanlığı bir bağımlılık olarak görüyorum ve İslam'ın da tüm bağımlılıklara, bu tip alışkanlıklara da dahil res şekline inanıyorum bu anlamda. Alışkanlık şirkin tarlasıdır zaten. Evet. İşte her Eyvallah. Türlü bağımlılıklardan arındırılmış olarak sana adadım diyor. Yani bağımlılıktan uzaklaştı mı Allah'ın söylediklerine geliyor. Yoksa gelemiyor işte. Şu andaki insanların Kur'an'ı anlamakta güçlük çektiği olay geleneksel din anlayışından kurtulamayışından kaynaklanıyor. Böyle bir anlayışa bugüne kadar inanmış ama böyle bir anlayış ortaya çıkınca hemen karşı çıkıyor. Dün akşam hocam sesin duyulmuyor. Duyulmuyor mu? Hocam sesin Duyuluyor da görüntü sonradan geliyor Ali abi. O yüzden öyle oluyor. Öyle mi oldu ha? Evet. Allah Allah. Ben dün akşam namaz konusunda söylediğim de buydu zaten. Yani sırf eğilip kalkmak, işte bir ritüeli yerine getirmek şeklen adamları rahatlatıyor. Yani o alışkanlıktan dolayı aslında kendisini veremiyor. Eyvallah. Ben bu videoları izlerken bir kez daha kanaat getirdim ki bizlerin şunu yapması lazım. Yani klasik, standart, gelenekselci din anlayışı veya bizim Kur'an, eski Kur'an halklarındaki arkadaşlarının anlayışlarındaki bu böyle inanılıverse ne olur ki? Mesela cine biz böyle inanıversek ne olur? Şimdi orada kimse diyor ki Cüneyt ne olur diyor arasında hocam diyor mesela hani hocam diyor yani ben de bunu mesela böyle anlayıversem diyor. Cinler bilinmeyen varlıklar da desem diyor. Ne olur ki yani? Şimdi biz bunu böyle anlarsak neyi yanlış yaparız? Nerede çapa sapladığımızı anlamamız lazım insanlara. Melekler mesela. Melekler uçan kaçan varlıklar da dersek. Nerede hata yapmış oluruz? İşte mucize varsa mucize varlığa inanırsak benden mi geliyor ses ya?
Galiba evet, ikinci ama... bir alet çık herhalde. Yankılı geliyor. Ben de açık değil ama. Ama şimdi kesildi alacağım abi. Ama anlıyoruz. Meleklerse, mucizeler var dersek, nereye saplanırız? Kur'an bizi hangi yanlış yola gideriz Kur'an okumalarında? Bunları böyle anlatmamız lazım muhtemelen. Hatta ben o videoların tek tek incelenip analiz edilmesi taraftarıyım. Yani nerede insanlar nerede çıkmaza girmişler? Çünkü o insanlar çünkü güya Kur'an'ı bilen insanlar güya o insanlar. Çıkmazları nerede? Bunu analiz etmek adına iyi olur diye düşünüyorum bir ara. Yani şimdi değil de bir gün bunu analiz edelim. Şimdi Kur'an'ı anlayıp da Kur'an'ı tasdik etmek yerine kendilerini Kur'an'a tasdik ettirmeye çalışıyorlar. Aynen. Tabii. Problem burada. Ya bir şey var, hani Tevfik abi'nin söylediği bir şey var. Önce bir kabulle başlamışlar insanlar. Herkes galiba. Yani bütün bu tefsirleri yapanlar, alimler bir kabulle başlamışlar başlarken. O kabul yanlış olunca üzerinde kurdukları Kur'an anlayışı da yanlış olmuş. Yani mucize var diye kabul edince mucizenin üzerinde bir Kur'an anlayışı inşa ettiğin zaman yanlış olmuş. Her şey yanlış çıkmış yani. Gibi bir nokta var. İçinden çıkamadılar mı mucizeye dönüştürüyorlar olayı. İşte Bayraktar Bayraklı ile Zeki Bayraktar'la konuşurken orada kesinlikle Meryem kocasız bir çocuk olmaz. Olsa kız çocuğu olur. Erkek çocuğu olduysa bu bir mucizedir diye anlattı. Ondan sonra bunu geri değiştirdi. Benim orada öyle bir videom var. Benim 600'ün üzerinde videolarım var. Yani araştırın, inceleyin Allah'ın izniyle. Kur'an'ın o çerçevesi dışına çıkmadan anlatmaya çalıştım. Sen bir şey diyorsun abi, Tevfik abi, ben senin sözünü kestim ya, Tevfik abi. Ben de sonra Allah'ın beni dinlemeye başlayınca tam diyeceğimi toparlayamadım. Kafam da ağrıyor ya bugün. Eyvallah. Olsun. Şeyi diyecektim. Bunu böyle inanıversek ne olur? Sen dedin ya onu. Evet. Bu bir kere baştan o kavramları ne kadar ciddiye aldığını gösterir. O zaman birçok yerde aynı yöntemi kullanırsın. Böyle inanıversem ne olur? Şuna şöyle deyiversem ne olur? Allah'ın kitabı peki bunu müsaade ediyor mu? Hep o soruyu sorman gerekiyor. Çünkü bu dinin bir sahibi var. Bu kitabın bir yazarı var. O kitabın kurallarını, emirlerini, yasaklarını, metodolojisini ve nasıl anlaşılması gerektiğini o belirlemiş. Öyleyse onun belirlemiş olduğu metodolojinin dışına çıkmadan emin bir şekilde bunları tespit etmek gerekiyor. Yoksa şunu şöyle anlayıversek ne olur? Bunu böyle söyleyiversek ne olur? Dediğin an istediği yere bunları çekebilir ondan sonra. Eyvallah. Zaten çelişkisizlik bunun doğru yolda olmanın bir delili değil mi? Evrenin çelişkisiz diyor. Gönderdiği vahiyleri çelişkisiz diyor. Peki anlayış eğer çelişkili ise bunda bir problem olduğu anlaşılmaz mı? O çelişkisizliği biz yaratılan evrenle gönderilen vahiylerden anlıyoruz. Yani insanlar bu tip arkadaşlar tabii İslam anlayışını Allah'ın canı istediğinde her şeyi yapabileceğinin üzerine kurdukları için mesela Hazreti Nuh'un gemi yapmasını vahiyle örülmüş bir hayat inşa etmesi olarak algılamayıp da o gün Cüneyt demiş ya size seminerde yani diye bir tufan kopacak. Oraya Nuh bir gemi yapacak. Ben böyle anlayıversem ne olur getiriyor. Yani
Onlar için Allah'ın gücünden bir şey eksiliyor çünkü diğer türlü olursa. Allah'ın, onların kafasındaki Allah kavramının gücü şey o, güç gösterisi yani. Allah dilerse denizi yarar. Yararsa bak benim Allah'ım, bak benim Allah'ım ne kadar güçlü. Yani senin Allah'ın döver hani gibi bir şey bu, hani böyle bir anlayış yani. Zaten onlarda bir de kayıp kuyusu vardı. Allah o alem deyip kayıp kuyusuna atıyorlardı canı istediklerini. Biz bunun hepsini anlayamayız. Bu anlayıştalardı. Dolayısıyla eğer bir insan bir metodoloji bulmak istiyorsa sıkıştığı yerde, burada böyle deyiversek ne olur? Öbür tarafta öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Yani buna gemi de diyebiliriz, sular çıkmış da diyebiliriz, vahiy de diyebiliriz. Ortaya karışık bir şey. Peki sonuç? Bu kitap böyle bir kitap mı? İşte bu ciddi soruların cevaplanması gerekiyor. Onun için... Evet. İşte bunları bilmek için. Bunları bilmek için de. Erdem hocam bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Buyur. Hem Allah anlamsız ve amaçsız hiçbir şey yaratmadığını ayetiyle söylüyor. Şimdi bu meleklerden, cinlerden bahsetmesi Allah'ın bize hangi amaçla, tamam, metafizik alemde yaşayan varlıklarsa, bizimle bir alakaları yoksa, yani niye anlatıyor Allah bunları bize? Hiçbir anlamı amacı yoksa niye anlatıyor yani? O ya yönden alırsak şimdi anlamsız amaçsız bir şey oluyor yani o zaman. Evet. Sanki haşa Allah bir güç gösterisi yapıyormuş gibi. Bakın ben size bir kitap göndereceğim. Hadi sıkıysa anlayın bakalım. Benim ne kadar büyük Allah olduğumu bu kitabın anlaşılmazlığından görürsünüz siz. Burada bize eziyet etmiş olmuyor mu? Hem diyor ki sizi bu kitaptan hesaba çekeceğim. Hem de bizim göremeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz metafizik halindeki olan varlıklar anlaşılamayacak ne varsa kitabın içerisine koymuş. Olur mu böyle? Sanki birbiriyle bilmece bulmaca yarıştıran iki arkadaş gibi. Ha işte öyle bir şey söyleyeyim ki sana, bilmem ne. Yani daha doğrusu bir şey olur mu? İnsan şunu söylemesi gerekiyor. Ya biz bu zamana kadar böyle uğraştık ama ya cahillik etmişiz. Bak burada daha sade, daha basit, daha kolay yöntemler varmış. Tamam, biz en ayrılık yaptıksak yaptık bu zamana kadar. Ama şimdi böyle devam edelim. Bunu söyleyemediler işte. Bunu söyleyemedikleri için de gurur kibir yaptılar. Aksini de ispat edemediler. Yani Cüneyt'te olan kavgamızın temelindeki yatan şey oydu aslında. Aksini ispat edebilseydi 50 defa söylerdi onlar. 50 tane delil getirirlerdi. Bana da derlerdi ki ya sen saçmalayıp duruyorsun. Söylediklerin hiçbir ipa sapa gelir tarafı yok. Diyemediler. Diyemedikleri gibi benim söylemleri karşısında da ezildiler. Ondan sonra da iş hepsi birbirine karıştı. Tartışma. En son bu noktaya geldik. Hayırlısı oldu abi. Evet. Başlayalım. Eyvallah. Ali İmran 66'da kalmıştık. Bugün 67'den devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran 67. İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı. Ancak o hanif, muvahhid bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Şimdi burada kime diyor bunu? Yahudilere, Hristiyanlara diyor. Evet. Kitap ehli. Kitap ehli ne diyor bunu? Yani Kur'an'da kitap ehli dediği zaman Yahudi ve Hristiyanlar. Ama şu anda kitap ehli dediği zaman vahiden sapmış, vahiden uzaklaşmış, Rabbani yolda vahiler çerçevesinde hayatını düzenlemeyen bütün insanlara kitap ehli demiş Kur'an. Evet.
İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Yahudiler ne dedi? Üzeyr Allah'ın oğludur dedi. Hristiyanlar ne dedi? Mesih Allah'ın oğludur dediler. O Hanif bir muvahhid, yani Allah'ın söyledikleri dışında bir şey söylemeyen İbrahim'le İsmail'in Kabe'nin sütunlarını yükseltirken o biz Allah'a teslim olduk demişlerdi. İbrahim böyle bir anlayışa, böyle bir dine, böyle bir yaşam biçimine sahipti. O sizin gibi Allah'ın oğlu demedi. O Rabbim Allah'tır demişti. Evet. İbade bu değil mi? Şimdi o zaman demek ki Yahudilik ve Hristiyanlık İslam'ın dışında bir şey. İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı. İbrahim bir Müslümandı. Şimdi Müslüman olmayan adam nasıl şeye girecek? Cennete girecek. 68. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah müminlerin velisidir. Yani İbrahim'e, o dine kim uyarsa, İbrahim'in dinini kim doğrular ve o yolda yürürse en yakın olanı odur diyor. Sizin gibi Allah'ın oğludur diyen bir anlayış İbrahim dininde asla olamaz diyor. Evet. Sonra hocam ayetin sonunda diyor ki İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar ve bu nebi ile iman edenlerdir. Demek ki Yahudi ve Hristiyanlar İbrahim'e uyanlardan değil. İbrahim'e en yakın olan, İbrahim'in dinine uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Yani hani diyordu ya, biz sana indirilene, senden öncekilere indirilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz diyor. O ümmi peygamber de İbrahim'in söylediklerini tasdik ediyor. Ama siz böyle değilsiniz diyor. İbrahim'e en yakın olan onun yolunda yürüyen insandır diyor. Yani Allah müminlerin velisi diyor. Müminlerin yanında Allah. Ya asla mümin olmayanları destekleyip tasdik etmiyor Allah. Eyvallah. Mesela bu ifadeyi hiçbir yerde Allah Hristiyanların velisidir, Yahudilerin velisidir, Ehli Kitabın velisidir, müşriklerin, kafirlerin velisi. Bunu kullanmıyor. Bu ifadeyi sadece iman edenler için kullanıyor. Yani müminlerin velisidir. Demek ki o zaman mümin olmayanların velisi değil Allah. Ha, gelelim şimdi diğer Ehli Kitaptan öyleleri de vardır ki İşte Allah'ın adı anıldığı zaman gözlerinden yaşlar gelir filan diye ayetler var ya, işte o zaman onların içerisindeki mümin olanları kastediyor. Allah yalnızca müminlerin velisidir. Yani bir insan Ehli Kitabın arasında yaşayıp mümin olabilir. Yani onlar o Hazreti İbrahim ve İsmail'in din anlayışını kendilerine gelen peygamberle tasdik ettiler, doğruladılar. Ama bazı anlayamadıkları, üzerlerindeki ağır yükleri indiriyordu o nebi, gelen nebi ve onların zincirlerini kırıyordu. İşte o zincirler kırıldığı, anlayamadıkları yerler anlaşılır hale geldiği zaman biz ne diye o Allah'ın dinine teslim olmayalım, ne diye biz şahit olmayalım diyerek itiraf ediyorlar. İşte onlar ne zaman ki bu anlayışlarından vazgeçti, Müslüman oldu. İşte Allah onları kastediyor o konuda. Yani Kur'an'ın bütün ayetlerine bakın, böyledir. Evet. Ya, burada sanki hocam tekrar burada sanki şeyler var. Yani sadece Yahudiliğe ve de Yahudiliğe ve de Hristiyanlığa meyledip de insanlar ehli kitap olmazlar. Yani şu da size yetmez. Ben Yahudi değilim, Hristiyan değilim ama İbrahim'e ben iman ettim demek de seni kurtarmaz. Sen yine Muhammed'e inanmak zorundasın. Yani İbrahim'e iman etmek de bizi kurtarmıyor.
Hanifi de İbrahim'e iman edenler Muhammed gelmezden önce. Muhammed yokken nasıl Muhammed? Evet. Çünkü İbrahim gelmiş, bir din getirmiş, ona inananlar inanmış, inanmayanlar inanmamış. Allah şimdi Muhammed Aleyhisselam'a kadar olan dönemi de sayıyor. Ondan sonraki olan dönemi de burada içine alıyor. Ya biz şu an böyle diyemeyiz. Muhammedsiz olmaz ya. Mutlaka Muhammed olacak işin içinde. Zaten bütün peygamberler söyledi o değil mi? Yani bütün peygamberler kendilerinden öncekileri desteklerler, tasdik ederler ve doğrularlar. İşte her peygamber kendinden öncekileri doğruluyorsa, tasdik ediyorsa o zaman din anlayışı yönünden bir farklılık yok. Aynı din üzerinde devam ediyor. İşte tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisinde olan bunlardır diyor Allah. Bu dinin dışında olanlar, böyle bir anlayışın dışında olanlar ehli kitap ve müşrik olanlardır diyor. Evet. 69. Kitap ehlinden bir grup sizi şaşırtıp saptırmaya arzuladı. Fakat onlar ancak kendi nefislerini şaşırtıp saptırırlar da şuuruna varmazlar. Yani sürekli bunlar Müslüman olanların Müslümanlarını ortadan kaldırmak için mücadele veriyor. Bu adama nasıl Müslüman, bu adama nasıl cennete girecek dersin? Böyle bir şey olabilir mi? Orada kitap ehlinden bir grup sizi şaşırtıp saptırmayı arzuladılar. Yani bu anlayış insanları Müslüman yapabilir mi? Allah'ın katında bu değere tabi tutulabilir mi? Fakat onlar ancak kendi nefislerini şaşırtıp saptırdılar da şuuruna varmazlar. Bunun farkında değiller. Onlar yolunun dosdoğru olduğunu zannederler diyor Allah. Hani Zuhruf suresinin 36-37. Ayetlerinde biz bu zikirden, zikir kelimesini kullanırken hem vahyi doğru anlama anlamında zikir, hem de eşyayı doğru anlama anlamında anlama zikir. İşte bu iki zikirden uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. O da yolunu dosdoğru sanır. Biz de onu şeytanın en yakın arkadaşı yaparız diyor. Şeytanın arkadaşı olan nasıl bir insan cennete girebilir? Kur'an cennete girecek. Hocam ayetinde kim bizim zikrimizden yüz çevirirse biz ona bir şeytanı arkadaş ederiz veya musallat ederiz. Böyle geçiyor. Evet. Tabii önceleri biz bunu şöyle anlıyorduk. Birisi Kur'an'dan çevirince hemen Allah bir tane şeytan buluyor. Diyor ki şeytan gel bakayım buraya. İşte filan grup Kur'an'dan yüz çevirdi. Git sen ondan arkadaş ol. Ölene kadar onun peşini bırakma. Yani Allah'ın müdahale ederek böyle yaptığına inanıyorduk. Hala böyle olduğunu düşünen arkadaşlar var mı? Var tabii ki canım. Şu anda bütün şu o kadar çok ki mezheplerin mezhepler sana böyle çuval çuval getiriyor. Niye anlatıyor o zaman? Bak mesela ben makale yazdığım zaman ortada görünüyor her şeyi açık ve net olarak biri övüyor. Allah razı olsun senden yeni bir Kur'an'la tanıştım ben diyor. Birisi de diyor bu adam sapık diyor. Sen bir akıl hastanesine git diyor. Sen psikiyatri ve psikolojik bir tedavi gör diyor bana. Ben de ses çıkarmıyorum tabii. Yani bu adama ne anlatabilirim? Yani hayata böyle bakıyorsa bu adam doğru yolu bulabilir mi? Bulamaz. İşte benim abim de sol söylüyor hocam. Evet. Dedim benim abim de sizin için aynı şeyi düşünüyor hocam. Ya kim ne düşünürse önemli değil. Ben şunu diyorum. Başkalarının ne dediği değil. Önemli olan Allah'ın ne dediği önemli olan. Biz Allah'ın ne dediğini yakalayabilirsek işte bizim için kılavuz odur. Evet. Yani anlamak istemeyene kesinlikle bir şey anlatamıyorsun. Ama 70 anlamak isteyene de gelip enine boyuna uzunluğuna genişliğine anlattığım zaman o anlar hale geliyor. Evet. 70'te 71'i beraber okuyorum. Ayette de söylediği gibi
Hocam burada ayette de söylediği gibi insanların çok büyük, büyük bir çoğunluğu bu sapıtanların samimi olarak sapıtanı çok az. İnadına yapıyor hocam. İnadından yapıyor. Ben bir kere böyle dedim. Sözümden caymam. Sen haklı olsan da caymam diyor. Mustafa, böyle bir inat var hocam. Böyle bir şey var. Samimiyet dediğin şey nedir? Bir şeyi doğru veya yanlış bir şekilde bir bilince ulaştırırsın. Onda samimisin. Ha, o şekilde inan. Adam bugüne kadar o yanlış inandıklarım hep öyle inandığım için biliyorum. Hayır, kendimden inan. Biliyorum yani. Şimdi Mustafa abi şimdi şöyle. Diyor ki Allah'a şükürler olsun Allah beni Müslüman yarattı. E şimdi bu kafada olan bir insan gerçekten düşünüyor mu sence? Yani Allah insanı Müslüman mı yaratıyor? Bizi Müslüman yarattı, bize torpil yaptı da diğer insanlar Allah'ın düşmanı mıydı? Niye Allah onları Müslüman yaratmadı? Müslüman yarattı. Yani, Müslüman yarattı olup mu canım ya ilk yaratılmış da. Bu düşüncede olan bir insana... Fıtratı hep Müslüman zaten. Adam bu düşünceye saplanmış. Bu düşünceye saplanmış bir insana anlatmak gerçekten zor. Allah kimseyi Müslüman olarak yaratmaz, kimseyi kafir olarak da yaratmaz. Allah iki yolu, yani hem Müslüman olmaya gidecek yolu hem de gayrimüslüman olmaya gidecek yolu da insanlara gösterir. Kişi kendi tercihini, kendi kullandığı şekilde Müslüman veya kafir olur. Aksi takdirde zalim bir Allah'la tabii ki. Karşı karşıyayız demektir. Yani sürekli onu diyoruz ya. Yani Allah kimseyi saptırmaz, kimseyi hidayete getirmez, kimseyi cennet atmaz, kimseyi cehenneme atmaz. Allah insanların gittiği istikamette onlara yollarını açar. Kolay olanı kolaylaştırdık, yani cenneti kolaylaştırdık. Zor olanı onlara kolaylaştırdık ifadesiyle son noktayı koyuyor. Evet. Özcan Bey de peygamberimize de Mecnun diyorlardı diye yazmış. 70'ten devam edelim. 70 ile 71'i beraber okuyalım. Aşağı yukarı ikisi de birbirine peki, benzer ayetler. Peki şunu sorabilir miyim? Ne zaman Mecnun diyorlardı? Medine döneminde mi, Mekke döneminde mi? Mekke'de. Gücü eline aldıktan sonra mı, gücü eline almadan önce mi? Yok, Mekke döneminde onlar dediler ki biz... Eyvallah. O zaman bize de Mecnun diyecekler. Eğer bir araya gelip de o dediğim organizasyonu oluşturmazsak biz de hep Mecnun görüneceğiz çoğunluğun gözünde. Aynen. Bak orada mesela... Nasıl taşı yediğine koydun değil mi Tevfik Bey? Çok güzel, çok güzel. Tabii. Şimdi... Sen biraz saçları filan da uzat. Böyle bir sarık şeydeki aciz mendiler gibi. Ben biz mi? Çıktık mı Yalova sokaklarında böyle bir dolaşır geliriz, zikir çekerek evet. Sitemize gireriz. Yani siz de eteğime yapışacaksınız ama. Ya bir cübbe giyeceğim, eteğime yapışacaksınız siz de. Evet. 70. Ey kitap ehli, siz şahit olup dururken ne diye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz? Yani bu demek ki kitap ehli kendilerine gelen vahiy orijini dinde diyor ki şahit olup dururken yani bunları bildiğiniz halde ne diye bu bildiğiniz şeyleri inkar ediyorsunuz? Ve arkasından da diyor ki ey kitap ehli neden hakkı batıl ile örtüyor ve bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz? İşte kitap ehlini tarif ederken şöyle demiştik. Yani onlar Allah'ın göndermiş olduğu vahiy orijini, dini satan, dünyalık menfaatler için satan, gizleyen, zan ve tahminle Allah'tan olmadığı halde bu Allah'tandır deyip din uydurenlere Kur'an kitap ehli diyor. Bunun karşısında müşrik olanlar, bak ümmi kelimesi hep okuma yazma bilmez anlamında anlamışlar. Oysa ümmi kelimesi hiçbir kitabı kabul etmeyen bir anlayışı ortaya koymuş Allah ümmi kelimesinin üzerinde. Bunu destekleyenler kafirler, müşrikler, puta tapıcılar, cahiller ifadesiyle o ümmi kelimesini desteklemiş.
İşte daha önce o peygamberin Muhammedül Emin deyip de arkadaşınız deyip de o sapmadı, azmadı ifadesini kullanırken o size göre saptı gibi geliyor ama o sapık sizin gibi sapık bir anlayıştan doğru bir anlayışa geldi mesajı veriyor. Bak Mevdudi'nin bugün bir sözünü ben paylaşmıştım. Bayağı güzel söylemiş. Diyor ki Müslüman bir çevrede doğmak, Müslüman isimler almak, Müslüman gibi giyinip kendini Müslüman olarak adlandırmak sizi Müslüman yapmaya yetmez. Yetmez. Ya, o kadar basit. Ya zaten şu andaki ben iyi ki hep öyle diyorlar dediğiniz gibi. İyi ki ben bir Müslüman ülkesinde doğmuşum. Acaba Hristiyan ve Yahudi toplum içinde doğmuş olsaydık bizim halimiz ne olacaktı diyorlar. Halbuki şu anda Müslüman dedikleri Yahudi ve Hristiyanların dinini taklit ediyorlar. Yoksa Kur'an'a göre anlayan bir insan tipi var mı? Yok denecek kadar az. Yani anlayış olarak onlardan hiçbir farkı, farkı yok. Zaten şu anda hadis adı altında ortada dolaşan bütün sözler %90'ı Yahudi ve Hristiyanların uydurduğu bir din anlayışıdır. Yoksa peygamber vahyin dışında bir şey söylemez diyor. Söylediği ya vahidir, ya vahilerin harmanlamasının bir yorumudur. O da Kur'an'da, o ayetlerde geçer o. Onun esintisi mutlaka onda görülür. Şimdi kabahati Yahudi ve Hristiyanlara da bulmak doğru olmaz. Çünkü Bakara 213'te Allah ne diyor? Bir tek ümmet olarak yaratmıştım diyor. Daha sonra yoldan çıktılar, peygamber ve kitap gönderdim. Demek oluyor ki insanlar akıllarını kullanmazsa, düşünmezlerse, bir ölçüleri yoksa eninde sonunda iblis onları yoldan çıkaracaktır. Evet. Evet. 72. Kitap ehlinden bir bölümü dedi ki iman edenlere inene gündüzün başlangıcında inanın, bitiminde inkar edin. Belki onlar da dönerler. Yani onları kafasına Allah bullak edin. Biz de sizin gibi inanıyoruz derler. Ama arkasından inkar ettiklerini ortaya koyarlar. Yani burada mesela ben bir tabi daha Kur'an'a gelmeden önce bir filoloji konusunda Diyarbakır'a şeye gitmiştim. İmtihana gitmiştim. Orada bütün komünistler toplandı, etrafımı sardı. Dediler ki bana, sen böyle bir anlayışı nereden çıkardın? Ya Allah'ın kitabından Allah böyle bir anlayışı çıkarıyor ortada. İşte bir tanesi kalktı dedi ki, sen bunların içinde durma, seni öldürürler dedi. Yani o kadar gaddar, o kadar zalim ve bir camiden çıktım orada insanlara anlatıyorum. Hepsi birden dedi ki bana, gerçekten seni tebrik ediyoruz. Allah razı olsun senden dedi. Birisi geldi dedi ki, ya bunun söyledikleri hep yanlış. Aslında biz de inanıyoruz dediler. İşte bu sefer onların dediğine inanmaya başladılar. Yani bu şekilde insanlar yanar dönen bir insan tipine gelmiş. Ya doğru öbürü ise öbürü yanlıştır. İki doğru bir arada, iki yanlış, biri yanlış, biri doğru bir arada bulunabilir mi? Şimdi yanar döner değil. Onlar şey yapan, bilgi sahibi olmayan insanlar, daha önce duydukları menkıbeleri daha sonra gelenler orada hatırlatınca tabii ki onlardan yana. Çünkü kendilerini tasdik ettirmeye çalışıyorlar. Kendi önceki bilgilerini muhafaza etmeye çalışıyor. Muhafazakar bu değil mi zaten? Ya işte ortada doğru bir ölçek olmazsa hep ölçülen şeyleri doğru sanır insanlar. Peki nedir o ölçü? İşte ölçüsü. Bu ölçü akıldır. Akıllarını kullanmayanlar iman edemezler. Tabii ki. Şimdi mesela bir duvar yaparken duvarda düzgün yapmak için, dik durması için duvarın bir şakül kullanılır. Eyvallah. Bilenler bilir. Duvarın düz yapılması için bir de yani
O konuda düz gidebilmesinde bir de çirpi kullanılır. Yani o çirpi duvarın düzgün gitmesini, o şakül de duvarın dik durmasını sağlar. Eğer bu duvara o dik durmasını engelleyecek bir taş koyduğun zaman o duvar kesinlikle doğru bir sonuca ulaşmaz. Geçeni de anlatmıştım. Rahmetli babam, tabii biz ev yapma ustası falan değiliz ama becerikli olanlar ustalık yapıyor. Becerikli olmayan biraderlerin içinde amelecilik yapıyor. Şimdi birisi dedi ki, en küçük birader, ya dedi, baba sen niye onları usta seçtin de beni seçmenin dedi. Gel oğlum bakayım dedi. Şuraya bir taş koy bakayım dedi. Taşı koydu. Ne düzgün yere koyabildi ne de onun üzerine taş koyacak bir konumu var. Oğlum dedi, niye seni usta yapmadığımı gördü mü dedi. Böyle taş konur mu dedi. İşte her şeyin bir usulü kuralı var. Çalıları tepesinden değil, uygun olan yerinden sürmek lazım. İşte bir şehre girdiğiniz zaman o şehirde secde ederek girin. Usulüne uygun olarak her şeyi yerine getirin mesajı veriyor. Evlere kapılarından girin ifadesi kullanıyor. Her şeyin düzgün bir anlatış ve yapış şekli vardır. Evet. Evet. 73. Ve sizin dininize uyanlardan başkasına inanıp güvenmeyin. De ki, şüphesiz doğru yol Allah'ın dosdoğru yoludur. Size verilenin bir benzeri birine, İslam peygamberine veriliyor ya da Rabbinizin katında onlar, Müslümanlar size karşı deliller getiriyorlar diye mi bu telaşınız? De ki, şüphesiz lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir, Allah rahmeti geniş olandır, bilendir. Bak, sizin dininize uyanlardan başkasına inanıp güvenmeyin. Bak mesela, Yahudiler, Hristiyanlar senin dinine inanıyor mu? Mesela Bakara 120. ayet-i kerimesinde Yahudiler ve Hristiyanlara asla dost edinmeyin. Onlar size dost olmazlar. Ne zaman onlar size dost olur bilir misiniz? Siz onların dinine girdiğiniz zaman diyor. İşte aynı din, aynı yaşam içinde olmayan insanlar kesinlikle bir arada duramıyor, bir arada barınamıyorlar. İşte buradaki ifade de o. Güvenmeyin, de ki şüphesiz doğru yol Allah'ın gönderdiği vahiylerle çerçevesini çizdiği yoldur. Size verilenin bir benzeri birine veriliyor ya da Rabbinizden, Rabbiniz katında onlar size karşı deliller getiriyor diye mi bu telaşınız? Yani sizin benzeriniz olan aynı şeyi söylüyor. Bak mesela orada biz bir ayeti neshettiğimiz zaman ya benzerini ya da daha güzelini meydana getirdik. Orada Yahudilere, Hristiyanlara gelen Musa'nın ve İsa'nın getirdiği dinle Muhammed'in getirdiği din arasında hiçbir farklılık var mı? İşte bunların hepsi aynı. Sizin dininizi doğruladı diye mi onlara düşman oluyorsunuz? Onlara karşı bu tavrı uyguluyorsunuz. Oysa hepsi bunların Allah'ın dini. Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Yani burada aslında kitap ehli ümmi olan bir peygamberi kıskançlığından dolayı kabul etmiyor. Ama kendi kitaplarından yana bir peygamber olsaydı onu kabul ederlerdi diyor. Fakat burada şöyle bir sorun da var hocam. Kendi kitaplarından bir peygamber gelse bile yine de onların arzu ettiği, istediği şeyi söylemiyor. Mesela İsa aleyhisselam orada biz Yahudiyiz diyenler o toplumun içine gelen bir elçiydi. Ama yine onların geleneksel din algısı gibi düşünmediği, inanmadığı için, farklı şeyler söylediği için İsa aleyhisselam'ı da öldürdüler. İşte yani kendi işlerinden de gelse birisi onu da öldürüyorlar. İşte Müslüman kendi işlerinden gelmiyor. Yahudilik diniyle Hristiyanlık dini farklı farklı dinler. Yani Hz. Musa'nın getirdiği din anlayışını kabul ettiklerini zannedenler Yahudi diyorlar. Hz. İsa'nın getirdiği din anlayışını kabul ettiklerini zannedenler Hristiyanlarız diyorlar. İşte burada Allah'ın doğru dini
o peygamberlere gelen vahiy orijinli sapmadan, sağa sola kıvrılmadan Allah'ın istediği şekilde onu söyleyip yaşayan o peygamberlerdi. Hani İsa kafirlerden ölümü sezince kim bana yardım edecek dediğinde o havariler dediler ki biziz, biziz, Müslüman olanlar biziz. İşte Yahudiler Hazreti İsa'yı çarmıha gerdiler, öldürdüler onu. Yani ya, bak mesela şu anda mezhepler Şia mezhebiyle Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebini getir bir araya, ikisi de birbirine düşmandır. Şu anda Irak'la İran'ın çarpışması da bundan kaynaklanmadı mı? Yani aralarındaki fark nedir? Sadece kahramanları farklı. Yani onlar böyle zannediyorlar. Mesela şu anda Şialık diniyle Ehl-i Sünnet ve Cemaat dininin ikisi de şu vahyin dışında bir din anlayışını ortada söylüyorlar ve yaşamaya çalışıyorlar. Belki buna hep alınırlar, çok şey yaparlar ama ortada bir gerçek var. Evet, 74. O kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Yani o ümmi bir peygamber ona yaklaştı. Allah da ona yaklaştı. Allah'la onun arasında uzak bir ufuk vardı. Uzak bir ufuktaydı. Derken yaklaştı. İki ay kadar da daha da yaklaştı. Derken kuluna vahyettiğini vahyetti. İşte Necm suresinde anlatır bunu. İşte kuluna vahyettiğini vahyetti derken onlar kitap ehli, onların ümmilere karşı yine bir düşmanlığı vardı. O ümmiler içinden böyle bir peygamberin çıkışını kıskançlıktan dolayı kabul etmiyorlar. Yani Allah demek ki ümmiler içinde de olsa o ilahi mesajı kabullenmek için yola çıkan insanları Allah hidayete eriştirip onu peygamber yapabiliyor. 75. Kitap ehlinden öyleleri vardır ki bir kantara emanet bıraksan onu sana geri verir. Öyleleri de vardır ki ona bir dinar emanet bıraksan sen onun tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Bu onların ümmiler, zayıf ve bilgisizler veya ehli kitap olmayanlar konusunda üzerinizde bir sorumluluk yoktur demiş olmalarındandır. Oysa kendileri gerçeği bildikleri halde Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Yani burada nasıl kitap ehlini konumlandırıyorsa, burada kitap ehli dediği zaman bu Rabbin yolundan sapan, Allah'ın ayetlerini satan, gizleyen ama bak mesela aynı müşrikler olanlardan Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde de onlar size Rabbim Allah'tır dediğinizden dolayı sizi yeryüzünden sürüp öldürmedi ve size onlara yardım ve destekçi olmadığı takdirde sizin onlara adaletle davranmanızdan Allah engellemez diyor, sakındırmaz diyor. İşte burada kitap ehlinden de var. Buradaki kitap ehlinde olanlar zaten o yoldan sapan insanlar ama davranış ve yaşam biçimi olarak diğerlerini ikiye ayırıyor Kur'an. Bunların hepsi Hazreti İsa ve Musa dininden ayrılan sapan insanlardır. Bunu bilmek gerekiyor. Yani onlar ümmiler için bize bir sorumluluk yoktur demeleri buradaki yani ümmi bizim neyimize gerek? O ahiret alemini kabul etmiyor. Allah'ı kabul eden var, etmeyen var. Allah'ın peygamberlerini kabul etmiyor. Ahiret günlük ve meleklerini kabul etmiyor. Cibril'i kabul etmiyor. İşte bunlar onun için onlara bir düşmanlık var. İşte Ebrehe ordusunun ümmi bir toplumdan çıkan bir ümmi bir peygamber örgütleyip insanları o Hristiyan ve Yahudi dinine karşı kışkırtıp onları yerle bir etme haline, işte onları yeni ekin haline dönüştürdü diyor. O ümmileri konusunda söylediğini anlatıyor. Hocam, evet
Devamet kuşlarında burada ekstra işlememiz lazım. Hocam buradaki kitap ehlinden bir kısımda, yani bu hazine verilip de emanete ihanet etmeyen o bir kısım ehli kitap, başka ayetlerde geçen peygamberi duyduklarında gözleri yaşaran, geceleri seyreden kişiler mi bunlar, yoksa bunlar yine kitap ehli mi yani? Bak, bunlar kitap ehli diyor. Bak, kitap ehli olmamış olsaydı bunlar başka bir sıfatla, başka bir isimle alınırdı. Yani, ama şeyde de söylüyor ya hocam.